arkadaşlar Merhaba ee, size yeni bir konu anlatmak istiyorum yeni bir dosya paylaşacağım sizlerle bu aralar zaten yazılım işleri çok fazla sağ olun sizden çok istek geliyor program yaptırmakla alakalı onları bitirdiğimde de size böyle güzel dosyalar hazırlamaya çalışıyorum Bunlardan biri de e, bugün anlatacağım olan ve çokça bana soru geldi bu konuyla ilgili listbox list view ve kendi list box'ımızı oluşturmak class kullanarak kendi list box diyelim. Şimdi arkadaşlar list box nedir? Buradaki verileri list box'a yüklediğimiz zaman görebiliriz değil mi? Alt kalım yaparız. E, hatta sayfadan veri yüklersek başlıklar falan da gözüküyor. Kalım header true yaptığımızda o şekilde gözüküyor. Ama sayfadan veri yüklemedik. Bir collection'a saydırarak yükledik. Ne yapacağız arkadaşlar? Başlıkları alamıyoruz. Aynı zamanda bu renklendirmeleri de göremiyoruz. Sadece yazıları görüyoruz. İşte şunların değerlerini büyütüp küçültemiyoruz. Böyle bazen sığmıyor, gözükmüyor verinin bir kısmı falan. Hani bu tarz sıkıntılar var. Hocam o zaman list view. Arkadaşlar list view da her bilgisayarda çalışmaz. List view arka planda bir DLL objesine bağlıdır. Daha güzel gibi gözükse de kullanımı daha zor. Ve her bilgisayarda çalışmaz. Siz bir program yaptınız, gönderirsiniz bir yere, orada çalışmaz çünkü o adamın bilgisayarı o DLL yüklü değildir. Herkesin Exceli aynı değil. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? O zaman class kullanarak kendi listboxımızı oluşturacağız ve burada bu kendi listboxımızı oluştururken ben frame kullandım. Şöyle bir şey yaptım. Sayfayla form arasındaki verinin dinamik olarak yapılması gerektiğini düşünüyorum ben. Kodlarından formu gösterdiği bir kodu çalıştırdığımda arkadaşlar gördüğünüz gibi benim başlıklarım geldi, bakın verilerim geldi, arka plan verileri geldi. Ben bunları zoomlayabiliyorum. Mesela 50'ye düşüreyim, mesela 80'e çıkarayım gibi böyle bir sürü zoom değişikliği falan yapabiliyorum. Bunu nasıl yapıyoruz? Bunu arkadaşlar tabii ki de kendi klasımızı yaparak yapıyoruz çok uzun bir class mı? Mesela ben şunu değiştireyim hadi. Bunu burada değiştiriyorum arkadaşlar. Mehmet yapıyorum. Bakın enter'a bastığımda burası değişti. Formdan ben sayfayı kontrol ettim. Peki sayfadan değişiklik yaptığımda bakın o da gelecek. üzere arkadaşlar. Bu şekilde dinamik değişiklikler yapabiliyoruz. Bir sürü değişiklik yapabiliyoruz. Yani ben burada sizin için e, hepsini koydum. İşte mesela böyle biraz küçültebiliriz. Uygula dediğimde bakın hepsini küçültüyor. Tekrar büyüt dediğimde büyütecektir. işte arka plan rengini mesela almasını istemiyoruz. Bakın hepsinin arka plan rengi gitti. Uygula dediğimde mesela yazı rengini değiştirmek istiyorum. Hepsini yeşil yapayım arkadaşlar. Uygula dediğimde bakın hepsi yeşil oldu. Otomatik siyah çevirdiğinde siyah olacak arkadaşlar. Çok pardon telefonumuzda çaldı. E, bu dosyayı sizinle paylaşacağım. Yani şu an anlatacak olsam da arka planda inanılmaz bir kod var. E, yani şu Range Parser klasımda arkadaşlar gördüğünüz üzere burada çok sağlam bir kod var ve aynı zamanda bütün eventlerimi kapsayan bir e, eventim var. Gene onun da burada bir şey var. E, i̇z düşümü var diyelim. Bakın arkadaşlar hani bayağı bir formumuzun içinde de aynı şekilde bir kod bloğumuz var. Anlayacağınız kod çok kolu anlatmak yerine bunu sizinle paylaşacağım. İnceleyin kendinize göre adapte edin. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi e, tabi buradan çalıştırma olmaz. İlk önce verimizi seçeceğiz. Selection'ımızı yaptıktan sonra formu göster dediğimizde gelecek arkadaşlar. Ee, klasları kullandığımız zaman gördüğünüz üzere yapamayacağımız şey yok. Yani e, kendi bakın list box'ımızı oluşturuyoruz. Sayfa ile form arasındaki transferimizi yapıyoruz. Arka plan renklerini getiriyoruz, zoomluyoruz. Sağa sola ne kadar yaklaşması gerektiğini biliyoruz. Mesela başlangıç x dediği şu soldan 10 piksel içeri gir dedim. Bu aynı şekilde yukarıdan da öyle. Bakın aşağı doğru da inebiliyoruz. Buradan ben mesela şunu A2'den A25 diyeyim mesela. Uygula dediğimde bakın aşağıda boş hücrelerde de getirdi. Şuraya ben CCC yazdım arkadaşlar. Uygula dediğimde bakın aşağıya o veri de gelmiş oldu. İkili veri transferi de yapabiliyoruz. Bu tabi arka planda bakın eventleri göstermek için ben şu sağ olaylar diye koydum. Bakın yaptığım her şey mouse hareketleri arka planda loglanıyor görüyor musunuz? E, class bunu kendi içerisinde çalıştırıp belirli kurallara göre belirli işlemler yapıyor. Arkadaşlar e, bu tarz böyle profesyonel yazılımlar yaptırmak istiyorsanız... Ee, bu konularda danışmanlık almak istiyorsanız veri konularında danışmanlık almak istiyorsanız benle e, açıklamada yer alan whatsapp numaram üzerinden e, irtibata geçebilirsiniz. Dosyanın linkini de açıklamaya bırakıyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.